Bu video Teknomani'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte TechSort olarak Genome Mobile GM5 Plus'ın geniş inceleme videosuyla karşınızdayım. Android One ikinci cihazı GM5 Plus'ın tavsiye edilen satış fiyatı 999 TL. Bu fiyatı unutmayın. Çünkü video içerisinde telefon bu fiyatı hak ediyor mu, hak etmiyor mu bunlardan bahsedeceğiz. Telefonun tasarımıyla başlayalım. Arka taraf dokulu bir plastik, yan taraflar alüminyum, ön taraf Gorilla Glass 4 camı. Yani 3 elementin birleşiminden oluşuyor telefon. Arka tarafa baktığımızda çıkıntı yapan 13 megapiksellik bir kamera görüyoruz. Üst tarafında mikrofon, alt tarafında çift flaş bulunmakta. Flaşın altında parlak yapıda General Mobile yazısı, en altta ise Android One, GM5 Plus, Design by General Mobile, sertifikalar ve çöp atmayın ziversi bulunuyor. Keşke alt taraf biraz daha sade olsaymış, sadece Android One yazsaymış bence daha güzel olurmuş. Arka taraf dokulu plastikten yapılmış, gerçekten güzel bir hissiyat veriyor elinize, kolay kolay kaymıyor. Kolay kolay çizdiğini de zannetmiyorum ama sonuçta plastik, çok zorlarsanız plastik de çizilir. Masaya koyarken dikkat etmenize fayda var. Çünkü kamera çıkıntısının olduğu yer hem kameranın lensi hem de kameranın etrafındaki çerçeve masaya koyarken çizilebilir. Yani o konuda dikkat etmekte fayda var açıkçası. Arka kapağı çıkartamıyoruz ve pili değiştiremiyoruz. Yan taraflarına geldiğimizde ise alüminyumdan yapıldığını söylemiştik. Telefon 7.9 mm bir inceliği, 160 gramlık bir ağırlığa sahip. Açıkçası ince bir telefon, yani hatları gerçekten ince ve ağırlığı da yeterli seviyede. Sağ tarafında ses açma, kapama ve güç tuşu bulunuyor. Güç tuşunun üzeri tırtıklı bir yapıda. Bu sayede güç tuşunu daha rahat bulabiliyorsunuz. Tuşların konumlandırılması da gerçekten çok başarılı. Sağ elinizde tutarken güç tuşuna çok rahat erişebiliyorsunuz. Ve tuşların basınç işareti de gerçekten yeterli. Sol tarafına baktığımızda ise burada SIM yuvası bulunmakta. Buraya SIM kart veya SD kart takabiliyorsunuz. Bizim elimizde çift tatlı modeli bulunuyor. Çift tatlı modelinde SD kart yerine dilerseniz SIM kart da takabiliyorsunuz. Alt tarafına baktığımızda ise burada USB Type-C girişini görmekteyiz. Bu da 1000 TL telefon için gerçekten iyi bir özellik. Sağ ve sol taraflarında delikler bulunuyor. Bu delikler sanki stereo hoparlörmüş gibi duruyor. Ama sadece sağ taraftaki hoparlör, sol taraftakinde mikrofon bulunuyor. Bunların da yanında 2 adet anten çizgisi bulunuyor. Üst tarafına geldiğimizde ise burada 3.5 mm jack girişi ve yine anten çizgileri bulunuyor. Ön tarafına bakalım. Ön tarafında yukarıda 13 megapiksellik kamerayı ve onun yanında LED flaşı görmekteyiz. Yani ön tarafta bir flaşımız var. Kameranın yanında AIZE'yi, AIZE'nin yanında da sensörü görmekteyiz. En alt tarafa gelecek olursak burada bir tane nokta bulunuyor. Bu nokta bildirim ışığı. Bildirim ışığının küçük bir sorunu var. Videonun ilerleyen zamanlarında bundan bahsedeceğim ama çok büyük bir sorun değil. Telefonun ön tarafında çerçevelere baktığımızda çok kalın değil çerçeveler ama çok da ince değil. Ama görüntüyü çok bozmuyor. Ön taraf Gorilla Glass 4 camı ve bu camın yan tarafları 2.5D denilen kavisli yapıya sahip. Bu sayede hem daha şık duruyor hem de telefonu kullanırken daha rahat bir kullanım sağlıyor. Çünkü sağdan sola bir şeyler kaydırmak istediğinizde parmağınız daha rahat kayıyor. Tasarımı bence 1000 TL'yi sonuna kadar hak ediyor bu telefon. Gerçekten 1000 TL'nin üzerinde bir görünüşü var telefonun. Ekrandan bahsedelim. 5.5 inç büyüklüğünde Full HD 401 ppi yoğunluğuna sahip LTPS bir ekran bulunuyor. Ekranın parlaklığı çok yüksek değil ama güneş ışığı altında çok da zorlanmıyorsunuz. Renk kalitesine ve doygunluğuna bakacak olursak siyahlar biraz griye kaçıyor. Tek sorun o. Onun dışında diğer renklerde sorun yok. Çözünürlük olarak da gerçekten yeterli. Yani 2K bir ekranı yan yana koyduğunuzda çok bariz farklar hissetmiyorsunuz. Ve ekranın tepme süresi de yine yeterli seviyede. Arayüzünü anlatmak gerekirse zaten telefon Android One projesinde olduğu için saf Android'de geliyor. Android 6.0.1 Marshmallow sürümüyle geliyor. Ve arayüzle ilgili söylenecek hiçbir söz yok çünkü çok akıcı, çok sade ve çok rahat her şeye erişebiliyorsunuz. Yani işte simgeler olsun, bildirim paneli olsun, ayarlar kısmı olsun gerçekten çok kullanışlı. Ve telefonda herhangi bir takılma, herhangi bir gecikme, herhangi bir donma arayüzde olmuyor arkadaşlar. Yani o konuda benim telefonun en sevdiğim yanlarından bir tanesi arayüz oldu. Yani arayüzle ilgili çok da fazla söylenecek söz yok açıkçası. Kameralarının performanslarından bahsedelim.
Arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde 2.0 diyafram açıklığına sahip çift flaşlı bir kamera bulunuyor. Ön tarafında ise yine 13 megapiksel çözünürlüğünde 2.2 diyafram açıklığına sahip flaşlı bir kamera bulunuyor. Arka tarafının fotoğraf kalitesiyle başlayalım. Açıkçası benim beklediğim kadar iyi değil fotoğraf kalitesi arka kamerasının. Işığın güzel olduğu ortamlarda yeterli seviyede fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani yeterli kalitede fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ama ışık azaldı mı hem renkler hem kalite gerçekten düşük bir seviyeye iniyor. Yani 1000 TL'lik fiyatına göre bence arka kamerasının fotoğraf kalitesi biraz daha iyi olabilirmiş. Onun dışında HDR modunu çok beğendim. HDR'da gerçekten çok güzel fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz. Yani renkler biraz uçuk oluyor, renkler biraz farklı oluyor ama göze hoş geliyor. Arayüz konusunda saf Android olduğu için Google'un kamera arayüzünü kullanıyor. Çok sade, çok akıcı. İşte panoramik bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Fotoğraf küresi oluşturabiliyorsunuz. Onun haricinde galeriden bahsetmek istiyorum. Galeri olarak yine Google'un kendi galerisini kullanıyor. Şöyle bir sorun var. Fotoğrafı çekiyorsunuz. Galeriye giriyorsunuz ve galeride fotoğraflar geç yükleniyor. Yani zoom'a girmeniz gerekiyor. Telefon üzerinde fotoğraflara baktığınızda gerçekten hiç hoş durmuyor. Muhtemelen bu kendi Google'un galerisinden kaynaklanıyor. Ama fotoğrafları bilgisayara attığınızda biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama yine bu telefon için yani 1000 TL'lik bir telefon için bence biraz düşük kalmış. Kamerası daha iyi olabilir. Ama yazılımında düzeltilebileceğini de söylemekte fayda var. Video konusunda ise Full HD 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Maalesef video performansını da çok beğenmedim ama 1000 TL olduğunu unutmamak lazım. Yani 1000 TL'lik bir fiyata göre yeterli denebilir yani video performansı da. Optik imaj sabitleme yok ama videolarda yazılımsal görüntü sabitleme kullanmışlar. Ve bu görüntü sabitleme özelliği iyi de çalışıyor. Yani çok fazla sorun çıkartmıyor, çok fazla telefon sallanmıyor. Ön kamerasına geldiğimizde gerçekten keskin çeken, kaliteli çeken bir ön kamerası bulunuyor. Yani 1000 TL'yi hak eden bir ön kamera var. Ayrıca flaşı da var, flaştan birazdan bahsedeceğim. Yine ışığın iyi olduğu ortamlarda yine güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Gece olduğunda çok iyi fotoğraflar çekemiyorsunuz ön kamerayla. Onun yerine flaş kullanıyorsunuz. Flaşta da şöyle bir sorun var. Maalesef flaşı çekerken telefon odaklayamıyor. 13 megapiksel hem odak yapma yeteneği var kameranın hem de zoom'a girebiliyorsunuz ön kamerada. Ama maalesef flaşla çekerken telefon odağı ayarlayamıyor ve bulanık fotoğraflar çıkıyor. Bu da yazılımla düzelebilir çünkü kamera yazılım almaya müsait. Onun haricinde odaklarda biraz sıkıntı var ön kamerada. Onu söylemeden geçmek istemem ama 13 megapiksel olması, fotoğrafın keskin olması 1000 TL'lik bir telefonda ön kamerada bence iyi bir özellik. Yani sizi muhtemelen tatmin edeceğini düşünüyorum. Yani fiyatına göre iyi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda ön kamerası da Full HD 30 FPS videolar kaydedebiliyor. Ve evet, şimdi sizin de merak ettiğiniz konu telefonun performansı nasıl? Telefonun içerisinde Snapdragon 617 bulunuyor. İşlemciden bahsedelim. 8 çekirdekli bir işlemci. 8 çekirdeğin 8'i de Cortex A53. Ama 4 tanesi 1.5 GHz'de çalışıyor. Diğer 4 tanesi ise 1.2 GHz'de çalışıyor. Aynı zamanda işlemci 64 bit. 3 GB DDR3 RAM, 32 GB dahili hafıza ile geliyor. Dilerseniz 128 GB'a kadar da arttırabiliyorsunuz hafızayı. Grafik birimi olarak da Adreno 405 kullanıyor. Bu grafik biriminden de daha detaylı bahsedeceğim birazdan. Test sonuçlarını merak eden arkadaşlar için bahsetmek gerekirse şahsen ben güvenmiyorum ve hiç kale almıyorum o test sonuçlarını. AnTuTu'da 45.000'lik bir skor oluyor. 1000 TL'lik bir telefona göre diyebiliriz ya yeterli diyebiliriz. Geekbench testinde de tek çekirdek performansında 750, çoklu çekirdek performansında da 33.000, 34.000'lik gibi bir skor alıyor. Ama bana sorarsanız açıkçası telefonun arayüz performansı, sosyal medya performansı, yani iş için kullanacaksanız gerçekten çok iyi. Peki, telefon oyunlarda nasıl? En merak edilen nokta olduğunu tahmin ediyorum. Dedik Adreno 405 kullanıyor ve daha detaylı deneyeceğiz. Şöyle bir sorun var. Bu telefon Full HD. Adreno 405 ise HD ekranlar için geliştirilmiş bir grafik birimi. Yani bu telefonda tam uyumluluk sağlayamıyor. Oyun konusunda her oyunu açıyor. Oyun açmada sıkıntı yok. Geç açıyor, biraz geç açıyor. Yani hızlı bir şekilde açmıyor ama 1000 TL olduğunu unutmamak lazım. Düşük ayarda açıyor ama açıyor. Ve acayip derecede böyle kasma, donma söz konusu değil. Bazı durumlarda FPS düşüyor. Bu bazı durumlar neler? Telefon ısınıyor. Yani el yakacak kadar değil.
açıkçası G3 kadar değil, G3 bayağı ısınıyordu. Yani uzun süre oynadığınızda telefon bir 45-50 dereceye çıktığını söyleyebilirim. Yani bunu rahatlıkla elinizde hissediyorsunuz ve ısı arttıkça maalesef oyun performansını da etkiliyor ve FPS düşmeleri yaşıyorsunuz. Çok yüksek grafikli oyunları kaliteli bir şekilde oynayamıyorsunuz. Yani görüntü kalitesi iyi şekilde oynayamıyorsunuz. Yani bu telefonu sırf oyun performans için alacaksanız, yani çok oyun oynayan biriyseniz, açıkçası çok da fazla önermeyebilirim. Çünkü ısınıyor telefon. Eğer ısınması sizi rahatsız etmeyecekse, katlanırım derseniz, Gülüseven Dike'de katlanırım muhabbetine girerseniz telefonu alabilirsiniz. Çünkü ısınıyor. Onun haricinde eğer çok fazla oyun oynayan biri değilseniz, normal işte sosyal medya, kamera, işte ekran kalitesi, video izleyen biriyseniz bu telefonu alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla oyun oynamaya kalktığınızda telefon ısınıyor. Pil performansından da bahsedelim. 3100 mAh'lik USB Type-C ve hızlı şarj destekleyen bir bataryası bulunuyor telefonun. Açıkçası bir günü rahatlıkla götürüyor. Yani çok sorun çıkartmıyor bir günü götürmekte. Zaten Full HD bir ekranı var. İşlemci olarak da düşük, yani az güç tüketen bir işlemci kullanıyor. Bir günü normal bir kullanımda bir günü çıkartabiliyorsunuz. Ama oyun oynamaya kalktığınızda, çok ağır böyle videolar çekmeye kalktığınızda, çok videolar izlemeye kalktığınızda telefonun bir günü tam böyle çıkartamayabiliyor. Yani şarj etmeniz gerekiyor. Onun da çözümü var. Hızlı şarj var. Quick Charge 3.0 teknolojisi kullanıyor telefon. Yarım saatte %50 şarj oluyor. Yani bu da iyi bir değer. Peki merak eden arkadaşlar var, soran arkadaşlar var. Telefon hızlı şarj olurken ısınıyor mu? Evet, telefon hızlı şarj olurken ısınıyor. Ama oyun oynarken ısındığı kadar çok değil açıkçası. Onu da söyleyeyim. Zaten hızlı şarj oluyor. Bir saatte olduğu için de şarj, yani komple şarj olması bir saat sürdüğü için çok sorun yaratmıyor. Onun haricinde bir noktadan daha değinmek istiyorum. Alt tarafta bildirimle de olduğunu söylemiştik. İyi, güzel, çok hoş duruyor. Ve şöyle bir şikayetten bahsediliyor. Bildirim medinden yukarı doğru ışık sızması oluyor. Evet, böyle bir ışık sızması var arkadaşlar. Ama bu nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsedelim. Çok büyük bir sorun değil, onu başta söyleyeyim. Telefonu aldım, yatarken telefonu şarja taktım. Işıklar kapalı, hiç ışık yok odada. Şarja taktıktan sonra bildirim medi yandı. Ekranı da kilitledim, masayı bir koydum. Aa, baktım ekran arıyor, harbiden böyle ışık sızıyor. Yani bunu sadece çok karanlık ortamda ve ekran kapalıyken görüyorsunuz. Bu büyük bir sorun değil, hatta sorun bile değil, sadece ışık sızıyor açıkçası. Ekran açtığınızda zaten ekranın parlaklığı o bildirim ışığının sızmasını bastıraraktan herhangi bir sorun yaratmıyor. Yani bildirim ışığının sızması var ama sorun yaratmıyor arkadaşlar. Hatta bence hoş bile duruyor yani. Onun haricinde bir diğer ufak sorundan bahsetmek istiyorum. Telefonu tek elde tutarken rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani çok zorlanmıyorsunuz 5.5 ekran olmasına rağmen. Ama tek elde tutarken serçe parmakla alttan destek çıkıyorsunuz telefona. Bu destek sırasında USB Type-C olan bölümü iyi zımparalayamamışlar arkadaşlar. Yani telefonu serçe parmağınıza değdiğinizde böyle sanki kesecekmiş gibi, yani çok keskin bir yapıda. Yani telefon biraz daha ağır olsaymış belki elinize bile kesebilirmiş. Yani kullanımı kötü etkiliyor. Serçe parmağınızı oradan çekmek istiyorsunuz ama mecburen yani oraya koymanız gerekiyor. Eliniz ağrımaya başlıyor bu sefer de. Yani iyi bir hissiyat vermiyor. Biraz daha iyi zımparalanabilirmiş keşke burası. Onlarca telefonda başka bir sorun görmedim ben. Bakalım ilerleyen zamanlarda herhangi bir sorun çıkacak mı? 4.5G performansından bahsedelim. Çünkü telefon Cat 7 modemle geliyor. Çok vurgulandı. İşte Cat 7 ile geliyor. S7 bile Cat 9 ile geliyor dendi. Yani bu kadar çok iyi olduğu söylendi. Şöyle bir durum var ki Cat 7'nin özelliği 100 megabit upload, 300 megabit download desteklemesi. Ama Türkiye'de ne 300 megabit download'a çıkabiliyor 4.5G ne 100 megabit upload'a çıkabiliyor. Yani Cat 7 olması belki sadece 2-3 yıl sonra böyle 4.5G'nin çok hızlanması ya da 5G'ye geçtiğimizde işimize yarayacak. Yani şu anda içerisindeki Cat 7 modem olması, Cat 6 modem olması hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü Türkiye'deki 4.5G çok acayip hızlı değil. Bu hıza da zaten çıkamıyoruz maalesef. 4.5G'den bahsettik. Şimdi telefonun ses kalitesinden bahsedelim. Hoparlöründen bahsedelim. Alt tarafta mono bir hoparlör bulunuyor. Açıkçası beklediğimden daha iyi bir ses kalitesi var. Hem yükseklik hem kalite anlamında iyi bir ses kalitesi var. Yani fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Oyun oynarken bazen kapatıyorsunuz. Ama çok fazla delik olduğu için bir yerden bir açık olmasına rağmen çok boğulmuyor. Yani sesi çok fazla kapatmıyorsunuz. Onun haricinde kulaklık çıkışı da başarılı. Kutunun içerisinden çıkan kulaklık da yine üst seviye bir kulaklık. Yani fiyatına göre gerçekten hem ses hem kulaklık çıkışı performansı gerçekten iyi arkadaşlar. Evet, şimdi telefonu kısaca özetlemek gerekirse 999 TL'lik bir fiyatı var. Bunu unutmayın dedim zaten.
tasarım anlamında bu fiyatı sonuna kadar hak ediyor. Yani işte malzeme kalitesi, dizaynı vesaire gerçekten çok başarılı. Ekrana baktığımızda ekran da aynı şekilde yine 999 TL'yi hak eden özelliklerden bir tanesi Full HD olması, yüksek PPI olması, IPS olması, DTPS olması gerçekten ekranı hoş yapıyor. Gorilla Glass 4 olması ve 2.5D kavisli ekranda geliyor olması. Kamera konusunda arka kamera, yani 999 TL'yi tam hak ettiğini söyleyemem. Ama ön kamera hak ediyor. Ön kamerada başarılı olduğunu söyleyebilirim telefonun. Arayüz konusunda saf Android olduğu için yine 999 TL'yi sonuna kadar hak ediyor. 2 yıl boyunca da zaten bütün güncellemeleri alacak telefon. Yani arayüzde bu fiyatı hak eden özelliklerden bir tanesi telefonun. Onun haricinde performansa baktığımızda ise yani normal kullanım, günlük kullanımda performansı çok iyi. Ama oynamaya geldiğinde 999 TL'yi çok da hak ettiğini söyleyemem. Çünkü kalite çok düşük ve telefon ısınıyor. Isındıktan sonra da maalesef FPS düşmeleri yaşıyoruz. Onun dışında tüm oyunları açabiliyorsunuz. O konuda sıkıntı yok. Ama tam 999 TL'yi hak etmiyor. Biraz daha pahalı olsaymış, oyun performansı daha iyi olsaymış çok daha güzel olurmuş. Pil konusunda 999 TL'yi hak ediyor. Çünkü bir günü çıkartması bile şu anda yeterli. USB Type-C olması, hızlı şarj olması 999 TL'yi kesinlikle hak eden özelliklerden bir tanesi. Ses konusunda yine çok başarılı. Ses konusunda da 999 TL'yi sonuna kadar hak ediyor. 4.5G işte Cat 7 modem olarak çok abarttılar. Açıkçası bunu katmak bile istemiyorum. Hak edip hak etmedi konusunda. Zaten bir artısı yok. Çok büyük bir artısı yok. Bu zamanla ilerleyen 2-3 yıl sonra bunu fark edeceğiz. Ama şu anda yani Cat 7 modem olması, 4.5G'nin hızlı olması bu telefon çok büyük bir artısı değil açıkçası arkadaşlar. Evet, telefon kısaca böyle arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu telefon 999 TL dedik. Ama sponsorumuz olan Teknomali'de fiyatlar biraz daha uygun olabiliyor. Eğer bu telefonu satın almak istiyorsanız bir de Teknomali'ye sorun derim. Teknomali'nin Facebook sayfası üzerinden bu telefonun güncel fiyatını öğrenebilirsiniz. Çünkü Teknomali'de fiyatlar biraz daha uygun oluyor. Siz avantajlı çıkarsınız. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur, keyifli bir video olmuştur. Her ayrıntısından bahsetmeye çalıştığım telefonun kesinlikle tarafsız bir inceleme yaptım. Çünkü telefonu bize General Mobile vermiyor sonuçta. Yani General Mobile vermediği için de istediğimi söyleyebilirim. Kamerasını beğenmediğimi söyleyebilirim. Ve oyun performansını çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Ama 999 TL olduğu için de telefonun çok üzerine gitmek istemiyorum. Kısaca telefon böyle. Umarım siz de aldığınızda memnun bir şekilde kullanırsınız telefonu. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler tekrardan. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bizi Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve Periscope hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.